Son dönemde Türkiye'den ayrılanların sayısı giderek artıyor. Gençlerin büyük bir bölümüne bakıyoruz. Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyer sitelerine bakarak, yurt dışındaki iş ilanlarına bakıp iş bulup çekip gidiyorlar. İster doktor olsun, ister yazılım mühendisi olsun, birçok genç gidiyor. Üstelik iktidar bu gençlerin ülkede durması için de bir zemin hazırlamıyor. Benim gördüğüm bu. Giderin de geri gelmesi için hiçbir şey yapmadıklarını açık ve net görüyoruz. Muhalefet ise bu gençlerin, bu insanların, aydınların kalması için bir umut vaat etmiyor. Yapacaklarını anlatamıyor, güven veremiyor. İnsanlar da bir şeyleri bahane edip gidiyor. Şimdi de Meltem Cumbul'un Türkiye'den ayrılacağını öğrendik. Geçtiğimiz haftalarda da Erdem Baş ayrılmış oyuncu biliyorsunuz kendisi. Amerika'ya yerleşmişti. Adam Amerika'dan hayatıyla ilgili videolar paylaşıyor. Türkiye'deki ikinci el aracımı sattım diyor. Hayatımda lüks cipe binmeyen birisiydim. Binemeyeceğimi düşünüyordum diyor. Şimdi hayal edemeyeceğim bir aracı Amerika'da satın aldım diyor. Üstelik üstüne de para kaldı diyor. Adam paylaşıyor. Şimdi Meltem Cumbul da Amerika'ya yerleşeceğini söylemiş. Şunları anlatıyor. Kendisi işte bir yerden ömür boyu üyelik seçmelerine girmiş ve kazanmış. O kurumda çalışmaya başlayacakmış. Uzun bir süre New York'ta olacağım. Hayatımda böyle bir güzellik oldu. Eylül'den itibaren buna yöneleceğim. Artık çalışmalarıma orada devam edeceğim. İşim orada olabilir ama Türkiye'mi çok seviyorum diyor. Yani özetle Meltem Cumbul da Türkiye'den ayrılanların arasına katılıyor. Diyorum ya, iktidarın umurunda değil gidenler. Çünkü onların istediği kendi renklerinden bir ülke yaratmak. Kendileri gibi düşünen zaten kalıyor. Ama muhalefet ne yapıyor? Bu aydınların, bu sanatçıların, bu gazetecilerin, bu gençlerin durması için, kalması için veya gidenlerin gelmesi için ne yapıyor? Mesela bana ne umut veriyorsunuz siz? Ben geri dönmek istiyorum örneğin. Ülkemde yaşamak istiyorum. İktidar anlaşılan gelmemizi istemiyor. Peki muhalefet bizi nasıl getirecek? Biz nasıl güvenle, umutla bu muhalefete güvenerek geleceğiz? Yapacaklarınızı anlatın. İşsizlik sorununu nasıl çözeceksiniz? Gençleri ülkede nasıl tutacaksınız? Bunların hepsini anlatın. Anlatın ki insanlar bir umut beklentisiyle sizleri desteklesin. Kayıkçı kavgası yapmayın artık iktidarla.